Libya'da öyle. Hep böyle hastalanmış, çökmüş insanlarla dolu. İslam yaşandığında cennet ortamı oluyor. İnsanlar alabildiğine özgür, neşeli, sevinçli, huzurlu, güvençce tam olmuş oluyor. Yani gelecek korkuları olmuyor. Allah'a tam tevekkül ediyor. Çünkü velayet sisteminde güvence tamdır. Çünkü Allah'ın güvencesini insanlar tecelli ettiriyor. Herkes herkese garanti. Mesela şimdi insanlar ne yapıyorlar? Sigortalanıyorlar. Değil mi? Sosyal sigortalar kurumunda bu. Ya banka işte şu banka bu banka insanlar sigortalıyor. İslam'da Allah insanları sigortalar. Bütün müminler birbirine karşı sigortalıdır. Her mümin her mümine karşı sigortalanmıştır. Her mümin her müminin sigortasıdır. Yani mesela Türkiye'de 83 milyon insan var. 83 milyon insan tarafından bir kişi sigortalanmış oluyor. Sırf Türkiye için. Suriye'deki Müslüman da seni sigortalamış oluyor. Filipinler'deki Müslüman da seni sigortalamış oluyor. Allah'ın emri olarak. Yani nereye gitsen sana bakmakla mükellefler. Nereye gitsen seni desteklemekle mükellefler. Açsan yemek vermek, evin yoksa sana ev temin etmekle mükelleftirler. Gerçek Kur'an ahlakı budur. Mesela bankanın bir reklamı var, bir bankanın. Uzaya götürüyor adamı falan. Yani bayağı komik. Yani aslında orada bir kabus anlatılıyor. Yani o insanların yaşadığı korku anlatılıyor. Ve insanlar bilinçaltında ona özeniyor. Yani yalnızlığın, ümitsizliğin, umutsuz yaşamanın, korku dolu dünyanın dehşetini anlatıyor. Adam mesela uzaylılarla uzaya gitmeye bile razı. Yani bilmediği bir aleme gitmeye bile razı. Belanın şiddetinden. Dünyada hiç kimsesi yok yani artık beladan kurtulmak için. Hiç bilmediği bir yere, boyuta, işte 800 ışık yılı uzakta bir yere gitmeye razı. Yani görüntüsü bile korkunç, verdiği imaj da çok korkunç. İşte bir yemek çeki onu etkiliyor böyle, acayip reaksiyonlar göstertiyor. Yani insanları ne kadar perişan hale getirdiğini dünyanın göstertiyor bu. İşte gözlerine inanamıyor yemek çekinden bahsedilince. Değil mi? O vurgulanıyor. Orada aslında bir bilinçaltı vurgu var. Bir de o dünyadaki rekabet sistemi de vurgulanmış oluyor. İnsanların kendi arasındaki o acımasız mücadelesi de vurgulanıyor. Yani bir ruh verilmiş oluyor orada, bir felsefe anlatılıyor. Bir sanat o ama insanların bilinçaltındaki korku ve o acımasız dünyanın dehşeti de vurgulanmış oluyor. İslam'da bu yok işte. Yani bütün dünya Müslümanlar birbirini sigortalamış oluyor. Allah'ın sigortası oluyor. Hiçbir Müslüman benim yarınım ne olacak, bana kim bakacak, aç mı kalırım, sokakta kalırım, öyle bir şey yok. Ama şu an mesela insanlar sokakta aç kalıp ölmekten çok korkuyor. Sokakta donup ölmekten çok korkuyor. Ciddi ciddi düşünüyor yani. Onun için evleniyor. Belki karım beni sokakta donmamı, ölmemi engeller diye. Ama kadına da güveniyor. Ya beni boşarsa diyor. Boşarsa sokakta ölürüm diyor. Ve çocuk yapıyor. Yani çocuk belki bana bakar diyor, kurtarır diyor. Çocuğu da iyi yetiştiriyor ama çocuk bakıyor ki peki o niyette değil yani. Çocuk ondan para koparman derdinde. Bir süre daha da dehşete düşüyor. Ve çünkü Allah'a güvenmiyor, çocuğa güveniyor. Çocuğun kadına güveniyor. Kadına güvenince kadın da onu boşuyor. Çocuğa güvenince de o da ağzını burnunu kırıp sokağa atıyor. Evin varsa evini falan alıp üstüne yürüttürüyor. Bir baraka marakada falan hakikaten korktuğu şekilde de ölüyor hakikaten. Çünkü Allah'a güvenmiyor. Yani insanlara güvenmek istiyor. O korktuğu akıbeti de Allah meydana getiriyor bir sefer. Onun için Allah'a güvenerek Müslümanca güzel yaşamak varken İslam'ın dışında bir hayatı tercih edip faciaya kapı açmak şeytanın bir oyunu oluyor. Bu oyuna Müslümanlığın hiçbiri gelmemesi lazım. Ama Müslümanlık deyince insanların aklına tabii böyle
gül şerbeti, işte mevlüt okunması, badem bıyıklı adamlar, takonyalı adamlar, şalvarlı adamlar, bakımsız kadınlar, böyle sakallı bıyıklı kadınlar, kaşları bitişmiş, böyle yoğurt, bozuk yoğurt gibi, bozuk peynir gibi kokan kadınlar, erkekler, eğitimsiz cahil insanlar böyle, işte ufacık bir hatada adamı öldüren, asan kesen, işte sakalını kes dediğin adamı öldüren, işte zekatını vermediğin adamı öldüren, her suçun karşısına dövülüp sövülen, aşağılanan insanlar akla geliyor. Müslüman deyince aklı o, yani böyle şerbetler, en fazla en tatlısı o. Ondan sonra yerde helva yemek falan. Yer, en lüksü olmuş o, yerde pilav yemek. Öyle bir kafa. Dolayısıyla Müslümanlığı da çok acayip tanıttılar. Adam Müslüman kelimesini duyunca kafasındaki renklendirmeyi bir anlatabilsek. Yani sor mesela bir genç kıza, Müslüman deyince aklına, Müslümanlık deyince ne geliyor aklına? Böyle basık camiler, ışıksız, ondan sonra çökmüş yaşlı dedeler böyle, elinde tesbih almış, bir köşeye çekilmiş. İşte ne dediği anlaşılmayan yoğun bir mevlüt sesi ona benzer. Yani çünkü yankılanıyor, karşılıklı oluyor ses. Ne olduğu da anlaşılmıyor. Yani iç açıcı bir durum değil. Halbuki Müslümanlık deyince ultra modern bir dünya akla gelmesi lazım. Süper kaliteli bakımlı genç kızlar, süper kaliteli gençler, müzik, dans, eğlence, her şey var. Namazlarını kılıyorlar, Allah'a şükrediyorlar. Birbirlerine dürüstler. En ufak bir şey olduğunda birbirlerine yardımcı oluyorlar. Mısır'dan arkadaşları geliyor. Onlar mesela hep beraber Cezayir'e gidiyor. Cezayir'den gelenler Filipinler'e gidiyor. Sürekli bir arkadaşlık, dostluk bağı var. Herkes herkesin evinde birbirlerine dost, arkadaşlar. Hiç kimsenin ırzına, namusuna, şerefine zarar gelmiyor. Genç kızlar gecenin ikisinde bile göğsünü gezerek, gererek sokaklarda geziyorlar. Böyle bir dünyadır. Bilgisayarlar, modern teknoloji, ultra modern hastaneler, ultra modern pastaneler, efendim, güzel diskolar, eğlence yerleri. Diskonun bir bölümü koskoca mescit. Ama tertemiz, içkilerde alkol yok. Genç kızlara son derece saygı, hürmet var. Herkes genç kız gördün mü ayağa kalkıyor mesela, hürmet ediyor falan. Böyle bir ortamdır Müslümanlık. Ama şeytanın bize gösterdiği Müslümanlık şekli dehşet derece boyutlara ulaştı. IŞİD görüyorsunuz, adamlar cayır cayır yakıyor. Onların filmlerini yayınlıyor. En hafifinden böyledir diyor. Ya biz en moderni biziz diyor. Düşün.